Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerden gelen konu isteklerinden bir tanesini çalışıyoruz. Le verbe obtenir yani elde etmek fiilini. Bu fiil Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listesinde yok. Daha önce Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Onun Kartımı da biraz sonra eklerim o serinin. Bu videoda fiili detaylı bir şekilde inceliyoruz. Fiille oluşturulan terimlere, ifadelere bakıyoruz ve örnek cümlelerle iyice pekeştiriyoruz. Yani fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğreniyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Şuraya Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil serimizin kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Bu videoda sizlerden gelen konu isteklerinden birini çalışıyoruz. Obtenir fiilini. Fiil Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiil listesinde yok ki o serinin kartını buraya ekledim. Obtenir fiili kullanıldığı bazı cümlelerde Türkçe'ye avuar yani sahip olmak ve recevoir almak kabul etmek benzeri bir karşılıkta veriyor. Öğrenciler de bu yüzden karıştırıyor. Kanala iyi takip eden, videolara iyi takip eden öğrenciler, takipçiler biliyor. Zira daha önce de söylemiştim bu seneyle 28-29 yıllık öğretmenim. Hem küçük öğrencilerle hem yetişkin sınıflarında çalıştım. Dolayısıyla öğrenciler hangi konuda nerede takılırlar, neyi neyle karıştırırlar diye çok iyi biliyorum ve videolarda da onlara dikkat ediyorum. Bu videoda obtenir fiilini farklı anlamları ve kullanımları ile detaylı bir şekilde inceliyoruz. Pek çok örnek cümle, cümle tercümesiyle de tamamlıyor, pekiştiriyoruz. Fiilin anlamı, fiille oluşturulan terimler, farklı ifadeler. Obtenir, elde etmek, erişmek demek. Obtenir dezenformasyon, bilgi edinmek demek. Obtenir ce que l'on veut, istediğini elde etmek demek. Obtenir son diplom, bakın bu karşılığı çok kullanılır diplomasını almak, mezun olmak demek ya da obtenir un diplom, yine diplomasını almak, mezun olmak bu şekilde de görürsünüz. Obtenir la permission, izin almak demek bu da kullanılır. Obtenir une avance, avans almak. Obtenir les honneurs de la guerre, bir işi başarıyla bitirmek demek. Bakın, la guerre savaş demek aslında. La guerre. Honneur, onur demek. İkisini birleştirirsek savaşın onurunu elde etmek gibi bir karşılık çıkıyor ama bu bir deyim ve bir işi başarıyla tamamlamak, bitirmek anlamını veriyor. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Obtenir, elde etmek, erişmek demek. Obtenir dezinformasyon, bilgi edinmek. Obtenir ce que l'on veut, istediğini elde etmek, istenilen şeyi elde etmek obtenir son diplom, diplomasını almak, mezun olmak, obtenir un diplom, bir diploma almak gibi, diplomasını almak, mezun olmak anlamlarında, obtenir la permission, hatta la permission de faire quelque chose olabilir, bir şey yapmak için izin almak, obtenir une avance, avans almak, obtenir les honneurs de la guerre, bir işi başarıyla bitirmek, tamamlamak demek. Şimdi farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim, pekiştirelim. Selin va obtenir son diplôme la semaine prochaine. Selin gelecek hafta mezun olacak. La semaine prochaine bir zaman belirteci. Gelecek hafta. Va obtenir dedik. Cümlenin zamanını şuraya çıkartalım. Le futur hoş, yakın, gelecek zaman. Fransızca zamanları, kipleri farklı videolarda daha önce çalışmıştık. Hatta şuraya hemen le futur, hoş zamanını çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. A la fin de la réunion, Luc a obtenu une augmentation de salaire de 20%. Toplantının sonunda Lük maaşına %20 zam aldı. Bakın yüzde %20 derken ben pulsant diye söylüyoruz. Cümlenin zamanı da burada gizli zaten. Türkçesinden anlayabiliriz. Cümlenin zamanını şuraya yazalım. Le passé composé dili geçmiş zaman. Ce n'est pas une faveur. J'ai tout obtenu en travaillant. Bu bir iyilik değil. Ben her şeyi çalışarak elde ettim. Bakın burada bir prezentatif var. S Cümlenin zamanı burada. O da passé-composé. Şuraya çıkartalım. En travaillant, çalışarak. Mark ve Dolph n'ont pas pu obtenir les résultats qu'ils attendaient. Mark ve Dolph bekledikleri sonuçları elde edemediler. Bakın. Burada nö Pas negasyonu var. Cümlenin zamanı şurada. Şimdi bu kısım passé composé, le passé composé değil. Geçmiş zaman. Bir de şurası var. Qui attendait dedik. Yani şurası. Onu da şöyle çıkartalım. Şuraya yazalım. Burası da en perfe Geçmişte süren zaman. En perfe Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. Céline va obtenir son diplôme la semaine prochaine. Céline gelecek hafta mezun olacak. Diplomasını alacak. À la fin de la réunion, Luc a obtenu une augmentation de salaire de 20%. Toplantının sonunda Luc maaşına %20 zam aldı. Ce n'est pas une faveur, bu bir iyilik değil. J'ai tout obtenu en travaillant bu bir iyilik değil. Ben her şeyi çalışarak elde ettim. Elde etmek. Mark non Dolph obtenir les résultats Mark ve Dolph bekledikleri sonuçları elde edemediler. Elde edemediler dili geçmiş zaman. Bekledikleri kısmı en geçmişte süren zaman. Örnek cümlelere devam edelim. Selvi ki sait vraiment arrive toujours à Ne istediğini gerçekten bilen kişi her zaman onu elde etmeyi başarır. Bakın ne güzel bir söz. Burada da ne geçiyor? Ki pronom holatifi geçiyor. Bağlacı geçiyor ve Türkçe'ye en an karşılığını veriyor. YDS'de mutlaka ve mutlaka çıkar. Şuraya bir yıldız atalım. YDS Fransızca ile ilgili güzel çalışmalar yaptık. Buraya kartını ekliyorum serinin. Fransızca yabancı dil sınavına katılacak olanlar mutlaka izlesinler, yazsınlar ve çalışsınlar. Bakın, l'obtenir fiili burada. ve a kullanılmış. Bir şeye varmak. Aslında arrive a bir yer e varmak ama istediği şeye varmak, istediği şeyi başarmak anlamında da kullanılıyor. Pour tout le monde, il est facile de tout obtenir dans les rêves. Mais les règles de la vie réelle sont différentes. Herkes için hayallerinde her şeyi elde etmek kolaydır ama gerçek hayattaki kurallar farklıdır. Şöyle bölelim. Öğrencilerin yaptığı hata. Tout le monde, herkes demek bunu bütün dünya diye tercüme ediyorlar. Neden? Tu, tüm, bütün demek. Le monde, dünya demek. Bütün dünya. Böyle düşünmeyeceğiz. Tout le monde, herkes demek. Sonra il est facile de tout obtenir var. Fiilimiz burada master halinde. Le règles, kurallar. De la vie réelle, gerçek hayat. Burada da différent var ve pek tabi akorlu. Rex a travaillé pendant plus de 10 ans. Rex 10 seneden fazla çalıştı. Plus de den fazla. Pour pouvoir obtenir cette tâche. Rex bu görevi elde edebilmek için 10 yıldan fazla çalıştı. Pouvoir ebilmek karşılığını Türkçe'ye verdi. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Seliviki, bakın böyle başlayan cümle çok görürsünüz. Özellikle deyimlerde, atasözlerinde kullanılır. Şöyle şöyle yapan kişi şöyle şöyle olur gibi ifadeler. Bunu hakkınızda tutun. Genellikle ders verirken, bir mesaj verirken kullanılır. Öğüt verirken kullanılır. Seliviki ise Sökil sökilve cümle buraya kadar özne bak. Cümlenin öznesi buraya kadar. Ariv tujur a lobtenir. Ne istediğini gerçekten bilen kişi her zaman onu. Bakın burada tamamlama zamiri var elde etmeyi başarır. Pour tout le monde, il est facile de tout obtenir dans les rêves, mais les règles de la vie réelle sont différentes. Herkes için hayallerinde her şeyi elde etmek kolaydır ama gerçek hayattaki kurallar farklıdır. Rex a travaillé pendant plus de 10 ans pour pouvoir obtenir cette tâche. Rex bu görevi elde edebilmek için 10 yıldan fazla çalıştı. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım sonra videomuzu tamamlarız. La meilleure façon d'obtenir quelque chose que vous voulez est de travailler dur et d'être patient. İstediğiniz bir şeyi elde etmenin en iyi yolu çok çalışmak ve sabırlı olmaktır. Buraya kadar cümlenin öznesi, sonrasında çekilmiş fiil geliyor. Bakın Travailler dur, sıkı çalışmak. Et d'être patient, sabırlı olmak. La façon diye düşünürsek, meilleur en iyi karşılığını verdi. Obtenir burada quelque chose. Bakın burada bir pronom relatif var. Kö. Türkçe'ye di d karşılığını veriyor. YDS'de mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Que vous voulez istediğiniz. Bakın burada. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, nous avons obtenu la permission de notre directeur pour pouvoir travailler sur ce projet. Zor gibi görünen bir cümle. Gerekli tüm bilgileri edindikten sonra bu projede çalışabilmek için müdürümüzden izin aldık. Geçmişte Öncelik, sonralık belirtmek için kullandığımız zaman. Neydi? Daha önce çalıştık. L'infinitif. L'infinitif master demek. L'infinitif. Pase. Bir videoda çok detaylı çalışmıştık. Kartını da buraya ekliyorum. Videoyu izleyip çalışanlar konunun aslında kolay bir konu olduğunu biliyorlar. Apre'yi koyduk. Sonrayı verdi. Apre. Avar'ı koyduk. Neden? Fiil. Passé composé'de ya da plus que dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zamanda avoir yardımıyla çekiliyor. Avoir mastar halinde ve fiilin participe pasesini koyduk. Apres avoir optünü Elde ettikten sonra toutes les informations nécessaire, gerekli tüm bilgileri sonra daha sonra olan, yani şimdiki zamana daha yakın olan olay Nous avons obtenu la permission de notre directeur. Müdürümüzden izin aldık. Geçmişte şöyle düşünün. Bir süreç var. Önce şunu yaptık, sonra bunu yaptık. Gerekli bilgileri elde ettik, sonra müdürümüzden izin aldık. Şurası da şimdiki zaman gibi düşünün. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. La meilleure façon d'obtenir quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Et de travailler dur et d'être patient. İstediğiniz bir şeyi elde etmenin en iyi yolu çok çalışmak ve sabırlı olmaktır. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, nous avons obtenu la permission de notre directeur. Şuradan bölersek ikinci kısım passe composé. Pour pouvoir travailler sur ce projet, gerekli tüm bilgileri edindikten sonra bu projede çalışabilmek için müdürümüzden izin aldık. Gördüğünüz gibi fiilin mantığı, çalışma mantığı kullanımı çok kolay. Obtenir temel olarak elde etmek demek. Diplomasını almak gibi, izin almak, avans almak gibi kullanılıyor. Avoir ya da recevoir'dan ayırmak da gayet kolay. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Bu videoda le verbe obtenir Elde etmek fiilini detaylı bir şekilde inceledik. Fiille oluşturulan terimlere baktık ve pek çok farklı örnek cümle, cümle tercümesi, çözümlemesi ile fiili iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak hocam şu konuyu çalışsak olur mu? Şunu anlayamıyorum gibi konu istekleriniz, talepleriniz olursa videonun altına yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Listedeki konuları tek tek sırasıyla anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere होश्यक